Merhaba arkadaşlar, ben Sparş TV'den Zahit. En sevdiğim hastalık otizm. Cranberry'e inelim. Evet, uzun bir ara verdik arkadaşlar. Ama bir sebebi var. Yıllardır planladığım kanalın şifresini unuttum esprisi vardı. Kırıl. O projeyi hayata geçirdim arkadaşlar, o yüzden. Böyle bir giriş yaptım. Ahan da biri indi. Hemen. Haydi. Allah belamı verdi. Burada değil misin lan? Kendi canımıza kıyacaktık arkadaşlar. Ses kasalım. Burada diye şey ettim ama. Hala ses kasınca. Gel bebek. Kıyamam ya, nasıl da saklandı. Allah'ım. Çok amatörüm guys. Bugün çok amatörüm. Uzun bir ara verince ısınması da uzun oluyor. Arkadaşlar bildirimleri açabilirsiniz bu arada. Nasılsa spam yapmıyorum. Her gün video atmıyorum. Haftada bir falan video atıyorum. Videoları izlemek için geç kalmanızı istemem. Sizin için söylüyorum yani, siz bilirsiniz. Bu arada tabii birileri daha var burada. Ses geliyor. O uyanmadan canımı toparlayabilirsem iyi. Allah'ım ne hallere düştük ya. Donumuza kadar aldılar arkadaşlar. Diğer herif benim burada olduğumu biliyor. Daha doğrusu onun burada olduğunu bildiğimi biliyor. Bence. Bakın ses yapmıyor. Heh. Gel yavrum, ağ sesi az çıkıyormuş. Oh yeah. Temiz iş arkadaşlar. Şimdi burada biraz... İnşallah adam yoktur. Kalbimiz normale dönsün. Burada biraz takılalım. Ödüm dış kıma karıştı arkadaşlar ya. Ödüm dış kıma karıştı. Biraz bekleyelim. Hakikaten kalbim güm güm atıyor. Okey. Oh, ne güzel. Yalnız kasta olsaymış iyiymiş ya. Kask yok. Oh, medkit. Come burada biraz zaman geçiriyorum arkadaşlar. Ama adam yok belli. Dedim belki bir adam daha vardır. Sese gelen falan da olmadı. Şunu da alalım. Burayı gerçi temizlemiştir ama bakalım. Evet, temizlemiş. Medkit bunu görmemişler. Ve görmedik. Şöyle tesettürümüzü de gerçekleştirelim. Tutumuzu alacak donumuzun olmadığını anlamasınlar arkadaşlar. Evet guys, burası clear. Bence rahatlayabiliriz. O zaman güzelce bir loot'umuzu yapalım arkadaşlar. Çantamızı fulleyelim. Evet arkadaşlar, Fortnite videolarımı izliyor musunuz? Gerçekten harika işler çıkarıyorum orada. Son videomu tavsiye ederim. Son adamı, patenti bana ait olan korku silahıyla öldürdüm arkadaşlar. Tüm psikanaliz yöntemlerini rakibim üzerinde denedim ve güzel bir sonuç elde ettim. İnşallah Canan Karatay bacımız. İnsanların üzerinde deney yapıyorum diye beni eziklemez. Belki duymuşsunuzdur. PUBG diye bir oyun var. Onu oynuyorum. Onda da harika işler çıkarıyorum. Başka kanallarda pek rastlayamayacağınız koşu simülasyonu tekniğini kullanıyorum arkadaşlar. Bu ve diğer teknikler için Fortnite ve PUBG videolarımı izlemeye devam edin arkadaşlar.
Bu arada kafatasçılık yapmak istemem ama bir kask ver artık lanet oyun. Enseyi tıraşımı görmekten midem bulandı. Berberden paralar yattı mı E1. O değil de beyaz kapüşonlu yakıştı ha. Beğendim bu skini. Çok tatlış oldum. Kingly'min bedelini ödüyorum resmen şu an. Diğer oyunculara averaj vereceğim diye kask vermiyorlar şu an. Skandal. En iyi olmanın bedeli bu mu ha? Zulme maruz kalmak mı? Tamam, ben daha fazla dramatize etmeden bir kask versen iyi olur artık reis. Alamadık. 42 kişi kaldı, güzel. Uçağımız da geçiyor, o da güzel. Evet, şaka. Şaka, oyunun bu bir şakası. Biz de bu şakaya katıla katıla yürek mi ne yapak ya? Koca binadan kas çıkmayacak. Koca binadan kas çıkmayacak arkadaşlar. Allah. Oyuna kasksız mod mu geldi arkadaşım? Benim mi haberim yok? Ses mi var? Ses yok. Devam edelim. Şimdik. Abel abel bakıyoruz. Nihayet. Nihayet arkadaşlar. Hakikaten kasksız mod geldi zannettim. Kasıksız mod. Kusura bakmayın. Sorry guys. Bazen böyle edepsiz şakalar aklıma geliyor. İçimde tutamıyorum. Ya mümkün mertebe tutmaya çalışıyorum ama bazen tutamıyorum. Sorry. İçimde tutup kanser olacağıma dışarı veririm. Konser olur. Olur guys. Konser olur. Olur mu diyecektim. Nasıl olacaksan böyle bir söz görmüştüm. Bir yerde okumuştum. Çok hoşuma gitti. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Hemen ben de paylaşayım dedim. Bu arada arkadaşlar geçmişte pek çok şey yaşandı. Kandiliniz mübarek olsun. İşçi bayramınız falan kutlu olsun. Ve daha bir sürü şey. Uzun zamandır video yayınlamayınca yani söylenecek gevezelikler birikiyor. Ben de bazı zamanlar gevezelik yapmayı seviyorum. Misal şimdi. O zaman sizinle başımdan geçen bir hikayeyi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Geçen gün 30 arabanın park etmiş olduğu bir yere 31. olarak arabamı park ettim bir kaldırım kenarına. İşimi hallettim, geldim. Fakat o da ne? Araba çekme aracı benim aracın yanına park etmiş. Hazırlık yapıyor, arabamı götürecek. Hemen Canavli ile koştum yanına. Bağlamadan yetiştim. Adam diyor ki, kardeş biz işlemlere başladık. Sen, yani biz bu aracı bağlayacağız. Sen aracını otoparktan alırsın. Yok ya dedim. Milyon tane araba var gibi bir şey dedim yani. Git onlardan birini al. Onlara salça ol falan dedim. Adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Arkadaşlar. Sonra tartıştık filan. Bir ara ben kimsin lan sen demişim. Yani hatırlamıyorum. Adam da çekiciyim dedi. Tabii hoca durur mu yapıştırmış cevabı. Şaka şaka. Cevap yapıştıramadım ama. Yani sen misin çekici dediğim, tipini sevdiğim. Ondan sonra dedim ki hadi challenge. Şunun aklını alayım da bir saniye. Dedim yoldan geçen ilk herife çevireceğiz. Eğer sana çekici derse tamam al arabayı götür helal olsun. Eğer dedim bana derse bırakacaksın beni. Kabul etti. Bir saniye arkadaşlar şöyle konsantrasyonumuzu bozmayalım. Adam kayboldu. Şu içeri mi girdi acaba ya? Aha.
Başkaları da var. Şöyle girelim. Aha yatırdı herife. Nereye yasın bebek? Beni gördü mü acaba ya? Görüyor mu yani şu an? Görüyorsa hemen tutep yapabilir. O yüzden dikkatli olmam lazım. Canını fulleyecek. Arkadaşlar. Daha fazla beklemeyeyim arkadaşlar. Ben buradan gideyim. Neyse adam kabul etti. Bir tane genç delikanlı ama harbiden delikanlı bir çocuk çevirdik. Hemen sorduk. Sonuç malum tabii. Adam saldı beni. Para bayılmaktan kurtuldum. Ama hikayemiz bitmedi. Şuradan da bakalım. Daha çarpıcı bir son var arkadaşlar. Adam çekici aracının üstüne ne yazsa beğenirseniz. Gülümse çekiyorum. Ya adamı katil eder ya. Katil eder yani haberi yok. Aha. Hadi. Allah rahmet eylesin Lavcivic. Ravlivic. Var mı öyle beleş loot? Zaten sen benim hakkımdın. Ben seni bir kere vurmuştum. Bu arabadaki herif herhalde. Yani böyle bir hikayeydi arkadaşlar benimkisi. Bu hikayeden çıkaracağımız sonuç anormal durumlar karşısında anormal tepki verirseniz normal bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Ben böylelikle arabamı çaldırmaktan kurtuldum. Yani böyle işte. Hayatımız action'dan, heyecandan geçilmiyor. Nasıl hikayemi beğendiniz mi? Yalnız şaka değil ha. Gerçek bu anlattıklarım. Bilginize. Çok şamata değil miyim şu an? Bana deseler ki adaya düşsen yanına alacağın üç şeyine bir şey istemezlerim. Ben kendim ve anılarım yeter bu. Tatlış anılarım bana yeter. Kendime eğlenceli kişiliğim yeter arkadaşlar. Sizler de adaya düşerseniz yanınıza ne alacağınızı yorumlarda yazarsanız arkadaşlar. Şaka şaka. Yazmayın. Çöplük değil orası. Galipat filan yazın normal insan gibi. Şurada da drop var. O drop'u alabilir miyim acaba? Adam var mı? İyi balıkçıyımdır. Şu araba yeme benziyor ama sanki adam yok. Sanki adam yok guys. Şimdi... Pek bir şey de yokmuş ya. Arabanın da anahtarı üstünde. Keriz ya buradaki adam. Merak etti herhalde hayatında ilk defa drop almayı düşündü. Aldı da. Ondan sonra da beyle. Gazdan çıkalım. Temiz bir çıkış gerçekleştirelim. Çıkar çıkmaz adam da çıkabilir karşımıza. Ne kadar çıkmak kelimesini farklı anlamlarda kullandım. Şimdi aslında şu an yaptığım şey çok yanlış arkadaşlar. Yolun ortasında böyle bu şekilde. Yani hemen tam zaten bu arabadan kabak gibi kafa meydana çıkıyor. Şurada drop'u mu alsak derken diyemedim. Evet güzel. Helal reis. Aa, birisi daha vurmuş ona. Ve kim belli oldu. Yapma be. Ben bunu alacağım. Alacağım arkadaşlar. Alamadı. Alamadı. Aldı. Çepiliş. Tam bir seri katilim şu anda arkadaşlar. Herif
Tekte alacaktı bizi yalnız. Allah korudu. Arkadaşlar bir anket yapıyorum şu anda. En süper seri katil kim? Şıklar Hannibal, Dexter ve ben. Ben kendime oy verdim. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de oylarınızı verin. Benim değil mi? Başka görüşteki arkadaşlar sıkıyorsa, yorumlarda belirtirse ben de ona göre plan çizelge falan hazırlayayım. Bu arada 7 kişi kaldı arkadaşlar. Gerçekten seri katilim, yalan değil yani. Kendimi izleyecek olsam kanal resmini şeftali falan yaparım. Ama yapmadım. Evet, az kişi kaldı. Daha dikkatli oynarsak güzel sonuçlar elde edebiliriz diye düşünüyorum. Evet, bir royalty'yi yaşama veda etti. Ezor tarafından. Ezor kimse, neyse, nerede yaşatılıyorsa. Bilemeyeceğim. Evet. Polaris. Oo. Herifi keko zannettim. Arkası dönük sandım. Meğer bize adam nişan alıyormuş ya. Ama yani sanki alırım gibi geliyor ha. Riske etmeyeyim mi? Riske etmeyeyim mi guys? Yaptığın atar bize batar reis. Senin aklını alacağız. Şimdi arabanın geçen pozisyon çok iyi değil. Şimdi Daramali gibi sniper sıkıyorsun lan. Gel. Haydi. Haydi. Oğlum. Canımı zor kurtardım arkadaşlar. Kaçtır canımızı zor kurtarıyoruz. Güzel, 3 kişi kaldı. Malzeme bol. Bol malzeme olsun yine. Kaskımızı atalım. Kaskımızı alalım. Roko Yunan'da varmış. Oh, sniper. Tamam, sakin. Alacağım onun da mermilerini. Kimse heyecan yapmasın. Şimdi adamlar nerede? Orijin çelik yelek mi yapsak ya? Ya da burada mı takılsak? Evet, ben adam göremiyorum. Ya siz? Şimdi güzel. Yürek yedik. Aha. Allah'ım ya, her seferinde tırtıyor ve teke tek kaldık arkadaşlar. Teke tek. Ezor. Ezor. Bu demin şeyi öldüren değil mi ya, royalty'yi? Bizi de almasın. Nerede? Şu araba onun mu? Değil. Değil. Şimdi sniper'ımız var. Gördü mü o bizi? Neyse, görsün, yerimizi bilsin, buraya gelmesin. Hayır! Kaçırdık ya, of. Şöyle
karşısında kalmayalım. Pranasi. Lan yanlış bomba ya. Shit. Yandırıp burada. Nasıl gelmedi ya? Herifi kaçırdık. Dur la. Azvidu reis. Çok yer değiştiriyor ya. PUBG'ci misin? 2 dakika yerinde dur. Gördüm. Aa. Kolsuzluktan öldüm ya. Bütün bombaları boşa aldım. Yakışmadı. Yakışmadı arkadaşlar. Ne oluyor la? Devir banladı bizi. Oyun bile sonucu kaldıramadı arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. E1Z1 bizi bu arsaklarından atar gibi atlı ya la. Allah'ın belası oyun.